Diğer taraftan biraz önce de söyledim, ikinci iddiaları adaletin tesis edilmesiydi. Partinin adı üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi. Kalkınma ile ilgili bu rakamları yeterli görüyorum. Adaletle ilgili de Türkiye'nin karnesi maalesef ki ortadadır. Bir defa işte KPSS sınavında 90 alan, 95 alan öğrenciler, adaylar mülakatta 40 verilip eleniyor. Neden? Çünkü iktidara yakın olmadıklarından dolayı, tırnak içerisinde kendi adamları olmadığından dolayı. Bugün Türkiye'de gençler şu sözü tekrarlıyorlar. Diyorlar ki isterse 3 tane diploman olsun, isterse 3 tane doktora derecen olsun, 2 tane yabancı dilin olsun, tecrüben olsun, sertifikaların olsun, ne olursa olsun, eğer iktidara yakın bir adamın yoksa bu ülkede bir yere gelebilmen, bir görev alabilmen mümkün değildir. Bu gerçek gençlerimiz tarafından kanıksanmış, adamcılık, adamına göre muamele ve torpil almış başını gitmiş ve gençlerimiz bu sebeple 18 ila 30 yaş arasında gençler %60 oranında fırsatım olsa bir dakika bile durmam, başka bir ülkeye, yurt dışına giderim deme noktasına gelmişlerdir. İktidara yakınların işi ise çok daha farklı. Onların diploması olmasına bile gerek yok. İşleri, pozisyonları hazır. Hatta 3 maaş, 5 maaş, 7 maaşla işleri, pozisyonları hazır durumda. Diğer taraftan biliyorsunuz belediyelerin sosyal yardım dağıtması ile ilgili tartışmalar oldu. Bu örneği de çok sık verdim. Belediyeler sosyal yardım dağıtabilir mi? Eğer AK Partili belediye ise dağıtabilir. Ama muhalif partiden bir belediye ise o zaman sosyal yardımı kaymakamlık dağıtacak, valilik dağıtacak. RTÜK sürekli olarak muhalif kanallara ceza yağdırıyor. Para cezaları kesiyor. Gerekçe olarak yayıncılığın tarafsızlık ilkesine uymadıklarından dolayı bu cezaları kestik diyor. O zaman yandaş kanallar, yandaş medya kuruluşları olarak ifade edilen kuruluşlara daha çok ceza kesilmesi lazım. Onlar adeta AK Parti'nin bir yayın organı gibi yayın yapıyorlar. Ama onlara gelince RTÜK herhangi bir ceza kesmiyor. AK Partili bir bürokratsan 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş, 9 maaş alabilirsin. Ama 2500 lira emekli aylığıyla geçinemeyen bir emekli amcaysan ve ikinci bir iş yapayım da evime ekmek götüreyim, karnımı doyurayım diyorsan çift dikiş yapmana müsaade etmeyiz diye azar işitiyoruz. Diğer taraftan yine dünkü konuşmalarımda da örnek verdim. Bir insanın FETÖ'cü olup olmadığı neye göre belirleniyor? AK Partili mi değil mi? AK Partiliysen FETÖ'cü olmuyorsun. AK Partili değilsen FETÖ'cü oluyorsun. Baklavacılara, börekçilere, kebapçılara, duvar sıvacılarına kadar sızan örgüt, bütün partilerin içine sızan örgüt sadece AK Parti'nin içine sızmamış. Bütün bunlar yargının Türkiye'de siyasetin hatta iktidarın kontrolüne girdiğini açık bir şekilde göstermektedir. Yine bir örnek daha vermiştim. Bir arsanın imar izni ne göre belirleniyor? Biz yaşadığımız, bizzat şahit olduğumuz olaylar var. Anadolu'da bir şehirde bir imar izni verilmiş bir arsaya 1'e 12 emsal. Yanı başında bir başka arsa var. Ona 1'e 2 emsal imar izni veriliyor. Neye göre veriliyor? 1'e 12 emsal imar izni verilen AK Partili, diğeri AK Partili değil, işte buna göre. Her zaman altını çizerek ifade ettiğimiz, adalet hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkede yatırım, ekonomi de gelişmez, sanayi, teknoloji de olmaz ve özellikle beyin göçü durdurulamaz. Bu verdiğimiz adaletsizlik örnekleri karşısında tabii adalet ve kalkınma ile ilgili bunları ifade ettikten sonra üç vardı. İfade ettiğim gibi yoksulluğu kaldıracağız, yolsuzluğu ortadan kaldıracağız, yasakları ortadan kaldıracağız dediler. Yoksulluk noktasında 2021 yılında bakanlığın verdiği verilere göre 11 milyon 362 bin insan gıda yardımı almış. 11 milyon 362 bin insan gıda yardımı almış. 5 temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak.
almak durumunda kalıyor. 9,5 milyon insan sağlık sigortası primini ödeyememiş. 141 bin çocuk, anne babası, ailesi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için devletin yardımını almak mecburiyetinde kalmış. 3,7 milyon abonenin elektriği bir senede faturasını ödeyemediği için kesilmiş. Ve şu geçtiğimiz kış yine bakanlığın kendi ifadesiyle 4 milyon haneye doğalgaz veya ihtiyacına göre kömür yardımı yapıldığı ifade edilmiş. Bu rakamlar Türkiye'de 2022 yılında yaşadığımız yoksulluğu, halkın %85'lik 90'lık kesiminin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten asgari ücret bugün açlık sınırının altında kalmıştı. %45 ücret ve altı gelire sahip. Dolayısıyla halkın %45'i açlık sınırının altında. Açlık sınırı bu ay itibariyle 6.000 liraya dayanmış. Asgari ücret 4.250 lira seviyesinde. Halkın %90'ı da yoksul. Yoksulluk sınırı 15.000 liraya dayanmış. Türkiye'de halkın %90'lık kesiminin aylık geliri 15.000 liranın altında. Bu nedenle de halkın %90'ı da yoksul. İstanbul gibi bir ilimizde halk ekmek talebi bir ayda %60 artıyor. Halk ekmeğin kendi açıklaması. Yani İstanbul gibi ekonomik bakımdan en gelişmiş şehrimizde dahi ekmek alırken 50 kuruşun, 70 kuruşun hesabını yapmak zorunda olan insanlar milyonlarla ifade ediliyor. Ucuz ayçiçek yağı kuyrukları, ucuz et kuyrukları et ve süt kurumunun önünde, taneyle salatalık, dilimle karpuz, taneyle muz satışı, hatta ve hatta kaşıkla salça satışı dönemi başlamış ve 1.000 liranın üzerine çıkan bir teneke ayçiçek yağı için internet sitelerinde kredi kartına 36 taksit yapılmaya başlanmış. Bütün bunlar yoksulluk noktasında Türkiye'de 20 seneden beri maalesef bir yol alınamadığını, yoksulların sayısının arttığını, fakirleşmenin daha da derinleştiğini açık bir şekilde rakamlarla ortaya koymaktadır. Yasaklarla ilgili işte daha geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. TÜİK'ten izinsiz enflasyon verisi açıklanamayacak. Yasak. Eğer böyle bir veri açıklamaya kalkarsan hapse gireceksin. TÜİK'in özel ayarlanmış, tıraşlanmış enflasyonunu halka inandırmak istiyorlar. Bağımsız araştırmacılar, akademisyenler bir hesap yapmaya kalkarsa bunu açıklamaları mümkün olmayacak. Bu yasaklanıyor. Gösteri yürüyüşü yapmak yasak. Protesto için miting yapmak yasak. Dolar 10 lira olacak demek yasak. Dolar 10 lira olacak diyen vatandaş mahkemeye sevk edildi. Duruşmanın olduğu gün dolar 11 lirayı geçti. Mahkemenin hakimi karnım ağrıyor, hastayım diye duruşmaya gelemedi. Çünkü gelse ne diyecek? Dolar 10 lira olacak dedi diye halkı kine, düşmanlığa sevk ediyorsun diye mahkemeye sevk ediliyor. Karikatür çizmek yasak. İktidarın hoşuna gitmeyen kimsenin medyanın %90'lık kısmında çıkması, konuşması yasak. Biraz önce söyledim, muhalif kanallara habire yağmur gibi para cezaları yağıyor. Yasaklar noktasında da herhangi bir mesafe kat edilmediği açık bir şekilde ortada. Yolsuzluk, bunu ortadan kaldıracağız dediler. Her zaman ifade ediyorum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aylardan beri elimde 5 milyar liralık yolsuzluk dosyası var diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı elimde 2 milyar liralık yolsuzluk dosyası var diyor. Bu herhangi bir şahsa, herhangi bir partiye böyle bir iddiada bulunulsa o insanın yakasına yapışılır. Elinde ne belgen ne bilgin varsa hepsini getir, seninle yüzleşeceğim ve senin haksızlığını, yalan söylediğini ispat edeceğim ve sana manevi tazminat davası açacağım denir. Kendinden emin bir insanın, bir yapının bunu yapması gerekir. Ama tam tersine bunları yayınlayan haberlere erişim yasağı, erişim yasağı haberine de erişim yasağı, erişim yasağı haberine erişim yasağına bir erişim yasağı daha. Bunların üzeri örtülüyor, bunların üzerine gidilmiyor. Dolayısıyla adalet ve kalkınma noktasında da partilerinin isminde belirttikleri bu iki husus noktasında da Türkiye'de bir gelişme değil, tam tersine geriye gitme olduğu ortadadır. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar noktasında da bir gelişme değil, daha da geriye gitme olduğu açık bir şekilde ortadadır. Bu sıkışmışlık ve telaştan dolayı çeşitli müjdeler vermeye devam ediyorlar. Daha önce
milyonlarca insan açlık sınırının altında asgari ücretle yaşama mücadelesi verirken, milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar az ücretle yaşam mücadelesi verirken, milyonlarca genç işsizlikten kırılırken aya gidiyoruz müjdesini vermişlerdi. Arkasından bir asgari ücretle 4 teneke ayçiçek yağı ancak alınabilen bir ülkede, bir memur maaşıyla 5 depo benzin ancak alınabilen bir ülkede, vatandaş doğalgaz faturasını ödeyemediği için evinde battaniyeyle oturduğu bir noktada Kanal İstanbul müjdesi verilmişti. Şimdi de taneyle muz, taneyle salatalık, kaşıkla salça satılan bir ülkede, halk ekmek kuyruğunda kilometrelerce insanların kuyruk oluşturduğu bir noktada aylık 28 bin lira taksit ödemesiyle 2 milyon liraya konut alma imkanını bir müjde olarak insanlara sunuyorlar. Bununla ilgili daha önce konuşmalarımızda da ifade ettim. Geçmiş dönemlerde bir kral Avrupa'da efendim ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş. Bizim iktidarımızda diyor ki ekmek alamıyorsanız konut alın, size konut verelim. Türkiye'de ayda 14 bin lira, 28 bin lira taksidi ödeyebilecek kaç kişi vardır? Bırakınız asgari ücretliyi, memuru, işçiyi, emekliyi, milletvekilleri, bakanlar, valiler, genel müdürler bile sadece kendi maaşıyla böyle bir taksidi ödeyip de böyle bir evi alması mümkün olmaz. Sadece bu değil, tabii asıl gündemi değiştirmek için, acıları unutturmak için, ekonomiden dikkatleri başka yere çekmek için NATO'ya İsveç'in ve Finlandiya'nın girmesiyle ilgili tartışmaları başlatıyorlar. Efendim İsveç ve Finlandiya teröre destek oluyor, teröristlere ev sahipliği yapıyor. Peki şu noktada sorulması gerekmez mi? Teröre en büyük desteği Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Kendi resmi bütçesinden PYD'ye, YPG'ye kaynak ayırıyor. Gözümüzün önünde binlerce tır dolusu ağır silahla Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri donatıyor. Ama biz Biden'dan bir randevu alalım, Biden'la buzları eritelim diye aylardan beri uğraşıyoruz. Bir tek İsveç ile Finlandiya mı teröre destek vermiş? NATO'da Fransa da var. Fransa teröristlere destek verme konusunda sabıkalı. Almanya var. Almanya'da PKK'nın temsilcilikleri, il temsilcilikleri var. Gayet güzel bir şekilde, rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar. NATO'da teröre destek veren sadece İsveç ile Finlandiya mı? Bu duruştaki, bu tutumdaki çelişkiyi ortaya koymak istiyorum. Moskova'da, Rusya NATO'da değil ama Moskova'da PYD'nin, YPG'nin resmi temsilcilikleri var. Ama Putin'e dostum diyoruz. Amerika bütçesinden teröre en büyük payı ayırıyor. Amerika stratejik ortağımız diyoruz. Bu noktada bunun tamamen iç siyasete yönelik bir malzeme ve aynı zamanda da diplomatik görüşmeyi, diplomatik bir takım konuları paraya, dövize tahvil etme amacıyla yapıldığına inanıyoruz. Burada pazarlık masasına oturulacak. -61 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervleri ve dövizin alıp başını gitmesi karşısında sürekli döviz ihtiyacı, döviz bulup da bozdurup dövizi tutmak için dövize ihtiyaç. Bu dövizi temin edebilmek için İsveç ve Finlandiya'nın bu sıkışmışlığını dövize çevirme maksadıyla yapılan bir hadise olarak görüyorum. Ve yine güven telkin etmiyorlar. Çünkü biliyorsunuz NATO'nun Libya'da ne işi var deyip sonra da NATO'nun Libya operasyonuna diplomatik ve askeri destek vermişlerdi. Karikatür krizinde, Danimarka ile yaşanan karikatür krizinde Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olmasına onay vermeyeceğiz demişlerdi ama arkasından Obama ile yapılan kısa bir görüşme sonrasında 180 derece değişerek Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine onay vermişlerdi. Ve yine benzer bir olay Rahip Brunson olayında yaşanmıştı. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu papazı kimseye vermeyiz deyinip daha sonrasında apar topar Rahip Brunson'ı Amerika'ya göndermişlerdi. Dolayısıyla bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesiyle ilgili tartışmada da benzer bir durum olacaktır. Bunun tamamen dövize sıkışmış iktidarın bir yerlerden imkan bulmak, döviz bulmak için diplomasiyi dövize tahvil etmek için yaptığı bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Ve kısa bir süre içerisinde de daha öncekilerde olduğu gibi 180 derecelik bir dönüşle bambaşka bir noktaya geleceklerini düşünüyoruz. Tabii yoksulluk
geçim derdi, enflasyon, alım gücünün düşmesi, fakirlik, döviz kurlarının patlaması, dünyanın en yüksek 6. enflasyonu, Türkiye'den daha yüksek enflasyonu olan Suriye var, Zimbabwe var, Lübnan var, Venezuela var. Lübnan zaten iflas etmiş, moratorium ilan etmiş. Zimbabwe açlıkla boğuşuyor. Sudan iç savaştan yeni çıkmış, halen açlık var. Suriye 10 seneden beri savaşta. Enflasyonumuz resmi enflasyon dahi %70 seviyesinde. Şu anda fiilen aktif olarak savaş içerisinde bulunan Rusya'da enflasyon %15, Ukrayna'da enflasyon %16 seviyesinde. Dünyada 6. sıradayız enflasyonda. Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında enflasyon oranında 1. sıradayız. Bu da TÜİK'in resmi enflasyonuyla dahil. Bütün bunların sebebi iktidarın 20 seneden beri uyguladığı beton, çimento, borç, faiz ekonomisidir. Neyi kastediyorum? Bu ekonomi modelinde iktidarın 3 tane gider kalemi var. Birincisi faiz giderleri. 520 milyar dolar bugüne kadar faiz ödemiş 20 senede. Eğer 3 sene daha iktidarda kalırsam 852 milyar lira daha faiz ödeyeceğim diye orta vadeli ekonomik programda yazmış. 520 milyar dolar ödenmiş, 852 milyar lira daha faize ödenecek. Zaman zaman söylüyorum, iyi ki faize karşı olan, faiz konusunda nas vardır diyen bir iktidarımız var. Bir de faize karşı olmasalar kim bilir ne kadar faiz ödenecek. 520 milyar dolar ödemişsiniz, 852 milyar lira daha ödeyeceksiniz. Bu paralar dile kolay. Böyle bir durumda vatandaşa, esnafa, işçiye, memura, çiftçiye elbette ki imkan kalmıyor. Milyarlarca dolar, yüz milyarlarca lira faize gidiyor. İkincisi, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. İktidarın uyguladığı modelin gider kalemlerini anlatıyorum. İmtiyazlı holdinglere nasıl kaynak aktarılıyor? Yap işlet devret projeleriyle. 13 şehir hastanesi yaptırılmış. 57 şehir hastanesi parasını. Bunun hesabı ortada. Bir Artvin Yusufeli barajı yaptırılmış. 15 baraj parası ödenmiş. Çanakkale Boğazı'na köprü yapıldı. Yıllık en fazla 4 milyon aracın geçtiği bir boğaza müteahhit firmaya 16.4 milyon araç geçiş garantisi verilmiş. Hem de dövize endeksli. Yani 1 dolarlık işler 5 dolara, 6 dolara yaptırılarak milyarlarca dolar da bu müteahhitlere aktarılıyor. Bu yetmemiş. Bir de bu müteahhitlere diyorlar ki sizin vergi ödemenize de gerek yok. Size vergi muafiyeti getireceğiz. Tam 128 kez bunlara vergi muafiyeti getirmiş. Bu 128'in sadece bir tanesi 9,5 milyar lira. 2020 yılında meşhur bir holding, ismi lazım değil. 9,5 milyar lira vergi borcunu siliyorlar ama çiftçiye, köylüye gelince borcunu ödemedin diye traktörünü haciz ediyorlar. Vatandaşı hapse atıyorlar. Borcunu ödemedin, yapılandırmanı ödemedin diye. Ama imtiyazlı holdinglere gelince bu milyar dolarlar aktarılıyor. Paraların nereye gittiğini ve vatandaşa paranın niye kalmadığını, bu yoksulluğun, bu fakirliğin neden olduğunu anlatmak için bu maddeleri söylüyorum. Üçüncü gider kalemi israftır. İsraf da kamudaki protokol masrafları, milyarlık makam uçakları, 10 milyonluk makam araçları, 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş alan bürokratlar, bütün bunlar da çok ciddi bir yekün tutuyor. Paralar israfa gidiyor, imtiyazlı holdinglere gidiyor ve faize gidiyor. Peki gelir kalemlerimiz ne? Yeniden borç almak, borcu borçla, borç faizini borçla kapatmak ve sürekli olarak borç stoğumuzun artması. İkinci gelir kalemi devlet varlıklarını satmak. 170 tane kuruluş satıldı, 240 tane teslim aldılar, 70 tane kaldı. Bu yetmedi, sanayi tesisleri, kuruluşlar, şirketler satıldı, yetmedi. 6000'in üzerinde tapuyu sattılar. 4000 küsur satıldı, şimdi 2000 tanesi de bu dönemde satılacak, karar alındı. Yani devlete ait gayrimenkuller, araziler. Bu da yetmedi. En son getirdikleri torba yasada 240 bin kamu lojmanının da satılması. Bunlar da satılacak, yok edilecek. İkinci gelir kalemimiz elde avuçta ne varsa satıp yok etmek. Üçüncü gelir kalemi de zamla, vergiyle milletin suyunu çıkarma. Bununla ilgili çok fazla bir açıklamaya da gerek yok.
Milletimiz bunu zaten yakinen yaşayıp görüyor. Akaryakıt zamları, doğalgaz zamları, elektrik zamları, vergilerdeki artışlar, ÖTV'deki artışlar. Bunlarla da milletten bir şey varsa onu toplamak. Dolayısıyla da bu çarpık, bu yanlış sistem, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi, beton, çimento ekonomisi yüzünden Türkiye'de yoksulluk var, alım gücü düşüyor, enflasyon var, Türk lirası değer kaybediyor. Peki ne yapılması lazım? Bu ekonomik buhrandan çıkmak için bu sistemden acilen vazgeçilmesi lazım. Bir defa denk bütçenin zorunlu hale getirilmesi, hiçbir kamu kuruluşunun Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere gelirinden fazla bir gidere sahip olmaması, bu denk bütçeyle borçlanmanın ortadan kaldırılmasıyla faiz giderlerinin azaltılması, ikinci yapılması gereken kamudaki israfın önüne geçilmesi, üçüncüsü imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması. Bunlar yap işlet devlet projesi değil, bunlar ben yiyemedim sen ye projesidir. Bunların ortadan kaldırılması. Dördüncüsü de yeniden Refah Partimizin ilk iş olarak ortaya koymuş olduğu milli kaynak paketleri kitabımızda ifade ettiğimiz adımlar atılarak yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynağın borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde bulunması ve bütün bu saydığım dört adımla elde edilecek imkanla da üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi lazım. Üretim, istihdam, ihracat olmadan borçtan kurtulamayız. Dış ticaret açığından kurtulamayız. Türk lirasının pul olmasının önüne geçemeyiz. İşsizliğe çare bulamayız. Fakirliğe çare bulamayız. Üretmek ve ihraç etmek bu işin anahtarıdır. Bunun için de kaynak gerekiyorsa işte bu kaynağın nereden bulunacağını da bu dört adımla ifade ediyorum. Bunu kim yapabilir? Bunu sadece milli görüş yapabilir diye her fırsatta haykırıyoruz. Neden sadece milli görüş yapabilirmiş? Çünkü 50 seneden beri denendi, ispat edildi, görüldü de onun için. 76-77 yılında o zamanın ağır şartlarına rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesini milli görüş gerçekleştirdi. 76-77'de ağır sanayi hamlesini nasıl gerçekleştirdiysek yine aynı şekilde yapacağız. Denk bütçe dedim, denk bütçeyi milli görüş yaptı. 54. hükümette denk bütçe gerçekleştirildi. O zaman nasıl gerçekleştirildiyse şimdi yine aynı şekilde gerçekleştirilecek. Kaynak bulacağız dedim, milli kaynak paketleri kitabını gösterdim. Bunu da milli görüş yaptı. 54. hükümette 6 ayda 35 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulundu. O zaman nasıl bulunduysa bugün bu kitaptaki adımlar atılarak yine aynı şekilde bulunacak. İşçinin, memurun, emeklinin yüzünün güldürülmesi bu konuda şampiyon. Yine 54. hükümet, milli görüş bunu da yaptı. Dünya üzerinde en kısa sürede refah seviyesinin, alım gücünün en hızlı şekilde arttırıldığı bir dönem olarak tarihe geçti. Dünya şampiyonu oldu 54. hükümet. Dar gelirli milyonların alım gücünün, refah seviyesinin en kısa sürede en yüksek oranda arttırılması noktasında. İşçi, memur, emekliye %100, %200, Bağkur emeklisine %320 maaş zammı yapıldı. Çiftçinin taban fiyatlarına %250'ye varan artışlar yapıldı. Dolayısıyla milli görüş tarihi 50 senelik geçmişimiz, milli görüş zihniyeti ne zaman iktidar ortağı olduysa, ne zaman iktidara geldiyse bu adımları attığının ve milletin yüzünü güldürdüğünün açık ispatlarıyla doludur. Şimdi yeniden inşallah geleceğiz ve yeniden aynı adımları atarak milletimizi bu sıkıntılardan inşallah kurtaracağız. Yeniden refah iktidarında bir defa kaynak üretimi borçla, zamla, vergiyle olmayacak. Milli kaynak paketleriyle olacak. Bunu biraz önce söyledim. Mutlaka denk bütçe gerçekleştirilecek. 54. hükümette başarıyla uygulanan kamu tek hesabı, havuz sistemi, faiz giderlerinin ortadan kaldırılması için yeniden hayata geçirilecek. Üretilen kaynaklar vatandaş için kullanılacak, imtiyazlı holdingler için değil. EYT sorununun çözülmesi, 3600 ek gösterge sorununun çözülmesi, öğretmenlerin taleplerinin yerine getirilmesi, vatandaşın, küçük esnafın ve çiftçinin bankaya olan borçlarının faizinin bir sefere mahsus devlet tarafından üstlenilmesi, haksız fahiş vergilerin ortadan kaldırılması, acımasız fahiş, doğalgaz, elektrik, akaryakıt zamlarının geri çekilmesi, elde edilecek kaynak buralarda kullanılacak ve
en düşük ve emekli maaşı asgari ücretle aynı seviyeye getirilecek. İşçi, memur ve emekli maaşlarına en az %100 olmak üzere gelir gelmez maaş zammı yapılacak. Evet, çok güzel anlatıyorsun. Kaynak nerede? Kaynağı biraz önce söyledim, 4 adımda. Bu adımlardan bir tanesi de aslında çiftçimize fiyatları. Tarımda kullanılan mazottan vergi alınmayacak. Tarımda kullanılan elektrikten vergi alınmayacak. Çiftçinin girdileri desteğiyle en uygun şartlarda çiftçiye sağlanacak. Yerli çiftçimizin, köylümüzün ürettiği mahsul gerekirse devlet tarafından peşin parayla alım garantisi verilecek. Tarımda, hayvancılıkta ithalat değil, ihracat ve yerli üretim desteklenecek. Paylaşımda adalet de hissedilecek. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı hakim kılınacak. İsrafın her türlüsüne son verilecek. Yeniden refah iktidarında devletten birden fazla maaş alan bir tane dahi bürokrat olmayacak. Bununla birlikte eğitim sistemi ve müfredat baştan aşağı yeniden düzenlenecek. Kaliteli bir eğitim sistemi, kaliteli bir müfredat, kaliteli nesillerin yetişmesi için. Hem bilimsel kalitesi yüksek, hem de ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek için. Üniversite kadrolarına eş, dost, torpiliyle gelen kimseler alanlarıyla ilgili sınava tabi tutulacak. Bu sınavdan geçemeyenler üniversiteden ayrılmak durumunda kalacak. Hiç kimseye partisinden dolayı, isminden dolayı, soy isminden dolayı bir ayrıcalık yapılmasına müsaade edilmeyecek. İfsad eden değil, değerlerimizle, tarihimizle, kültürümüzle uyumlu yayın yapan bir medya hayata geçirilecek. Medyanın, eğitim sisteminin, ekonominin ıslah edilmesiyle aile, toplumun sigortası olan aile müessesesi korunacak ve yine aileyi yıkan, yuvayı yıkan Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki yasalar, düzenlemeler ortadan kaldırılacak. Ailenin korunmasına en büyük önem verilecek. İmam Hatip liseleri taşıdığı manaya, misyona uygun hale getirilecek. Ve yine altını çizerek ifade ettiğimiz gibi Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nün tasallutundan kurtarılacak. Tarım Bakanlığı Bill Melinda Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtarılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da Amerikan Fulbright Komisyonu'nun tasallutundan kurtarılacak. Bütün bu adımlar her zaman söylediğimiz gibi milletimize vaat ettiğimiz adımlardır ve bu konuda milli görüş sözü verdiğimiz adımlardır. Nasıl ki geçmişte konuştuklarımızı yaptıysak, sadece konuşan değil aynı zamanda yapan olduysak, yeni dönemde de aynısı olacaktır. Bu vaatlerimizi inşallah milletimizin de desteğiyle ve teveccühüyle yerine getireceğiz. Son olarak sözlerimi noktalarken güncel bir konu olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili hususlara değinmek istiyorum. İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açıldı ve bu ofise adeta devlet içinde devlet yetkileri verildi. Dokunulmazlıklar, her türlü imtiyazlar, her türlü muafiyetler, hiçbir yetkilinin, Cumhurbaşkanı'nın, bakanların dahi o ofise girmesine müsaade yok. Adeta İtalya'da, Roma'da, Vatikan Devleti gibi Dünya Sağlık Örgütü'ne müstakil, bağımsız bir devlet kurduruluyor bu ofisler vasıtasıyla. Bu ulusal egemenliğimize aykırı bir durumdur, bir tutumdur. Bu yanlıştan dönülmesi son derece önemlidir. Hükümete bu noktada çağrıda bulunuyoruz. Hafta içinde yaptığımız, birkaç gün önce yaptığımız basın açıklamasında da bunu ifade ettik. Bununla beraber bir de şimdi Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü'nün genel kurulu var. Oraya da üye 196 ülke katılıyor. Orada da bir takım kararlar alınacak, bunlar oylanacak. Bu alınmak istenen kararlar tamamen Dünya Sağlık Örgütü'nün tasallutuna ülkeleri sokmak. Sağlık alanındaki ulusal egemenliklerini ortadan kaldırmak. Sağlık alanında dünyada ne varsa 196 ülkenin tek elden sadece Dünya Sağlık Örgütü tarafından yönetilmesi. Bütün hükümetlerin, bütün devletlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı kararlara uyması zorunluluğu getiriliyor. Ve bu her zaman söylediğimiz gibi dış güçlerin yüzyıllardan beri hedefledikleri
tek merkezden yönetilen, tek dünya devletine gidiş yolunda atılmak istenen bir adımdır. Bu noktada iktidarı uyarıyoruz. Burada sağlık alanındaki bağımsızlığımızı, ulusal egemenliğimizi sekteye uğratacak herhangi bir karara onay vermemeleri gereklidir. Ve İstanbul'daki Dünya Sağlık Örgütü ofisinin de elinden bu imtiyazlar alınmalıdır. Bağımsız, egemenliğe sahip bir ülkede böyle bir ofisin açılması, bu ayrıcalıkların, bu imtiyazların tanınması uygun değildir. Bu konuda ayrıntılar da, ne gibi imtiyazlar sağlandığı, ne gibi mahsurlar olduğuna ilişkin ayrıntılar da basın açıklamamızda, birkaç gün önce yaptığımız basın açıklamamızda mevcuttu. Ancak burada konunun önemine binaen bir kez daha değinmek istedim. İnşallah toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha değerli il başkanımıza, ev sahibi Bursa Teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ve tabii ki kıymetli basın mensuplarına, sizlere de teşrifinizden dolayı, ilginizden dolayı ayrıca teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı olsun inşallah.